Gianfranco Stevanin. Gianfranco Stevanin 1994'te 6 kadını öldürmekten suçlu bulunan İtalyan bir seri katildi. Davası birçok ulusal medyada gündem olmuştu. Hayatına dair. Gianfranco Stevanin 2 Ekim 1960 tarihinde Padova eyaletindeki Montagnana'da Noemi Miola ve Giuseppe Stevanin'in oğlu olarak dünyaya geldi. Hayatının ilk 4 yılını güneşli ve güzel bir kırsalda geçirmişti. Daha sonra anne ve babası onu yatılı okula rahiplerin yanına göndermişlerdi. Annesi bu dönemde kürtajla sonuçlanacak bir hamilelik yaşayacaktı. Gianfranco yatılı okuldan döndükten sonra eğitimine Legnano'daki bir devlet okulunda devam etmeye karar vermişti. Sosyal bir çocuktu ve kolay arkadaşlık kuruyordu. Ancak hayatındaki dönüm noktalarından biri 21 Kasım 1976'da geçirdiği ciddi bir trafik kazası olacaktı. O andan itibaren Gianfranco Stevanin'in hayatı kökten değişmişti. Önemli nörolojik hasarlar almış ve sonuçları ise çok yakında tüm dünya tarafından hissedilecekti. Gianfranco Stevanin motosikletle yarışırken 16 yaşında kafasını şiddetle çarparak motorundan fırlamıştı. O zamandan beri Verona Hastanesi'nin boğucu odasında onu sevgili annesi Noemi'den, babası Giuseppe ve arkadaşlarından koparan bir komada aylarca kalacaktı. Gözlerini yeniden açtığında artık başka birisiydi. Şakağında kulaktan alnına kadar uzanan ürkütücü bir yara izi vardı. Artık eskisine göre daha bitkin, kırılgan bir kişi olmuştu. Ailesinin Terrazzo'daki çiftlik evinde kalmaya başlamış ve sürekli bakım görmekteydi. Sırf bu yüzden okuldan da ayrılmıştı. Tek arkadaşı ise nişanlısı Maria Amelia'ydı ve genç kız daha sonra bir hastalığa yakalanınca bu durumu öğrenmesi oğulları Gianfranco Stevanin üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir diye ailesi kızı Gianfranco'dan ayrılmaya zorlayacaktı. Gianfranco hastane günlerinden sonra yaşadığı şeyleri kendisi de şu şekilde itiraf edecekti. Travmadan sonra değiştim. Değişmek zorunda kaldım. Hastaneden döndüm ve kendimi arkadaşsız ve yalnız buldum. Artık en sevdiğim spor olan motokrosu yapamayacaktım. Daha sonra sakinleştim ve ölçülü oldum. Annem eskisinden daha da korumacı olmuştu. Hep bir örtünün altındaydım. Hiçbir şeye uzun süre odaklanamıyordum ve şiddetli migren ağrılarım oluyordu diyecekti. Böylece Gianfranco ilerleyen günlerde fahişelerin dünyasını da keşfedecekti. Ücretli seks ile reşit olana kadar aklında kalan fantezileri tatmin etmeyi düşünüyordu. Gianfranco Stevanin alınan ifadelerinde cinselliği 12 yaşlarında keşfettiğini ve ilk cinsel ilişkisini 24 yaşında evli bir kadınla yaşadığını itiraf edecekti. Ancak Stevanin'in ailesi aşırı katı bir Katolikti ve cinsellik ailesinin içinde hoş karşılanmıyordu. Cinayetler. 16 Kasım'da Gianfranco Stevanin sokakta bir fahişe olan Gabriele Musker ile tanışmıştı. Kız Avusturya asıllıydı. Gianfranco kızın fotoğraflarını çekmek istemişti. Gabriele saygın görünüşlü Gianfranco'ya güvenip kabul etmiş ve onun arabasına binmişti. Stevanin'in evinde kız aşırı derecede şiddetli ilişkilerin ve erotik oyunların kurbanı olacaktı. Pornografik fotoğrafları çekilmişti. Bir noktada Gabriel gözlerinin bağlanmasını ve masaya bağlanmayı reddedince Gianfranco Stevanin onu tabancayla tehdit edecekti. 7 Temmuz 1989'da Stevanin Vicenza Mobil Operasyonlar Birimi tarafından Alta Villa Vicentina'da bir sahte plaka kullanmaktan tutuklanacaktı. Daha sonra ise serbest bırakılacaktı. Ve tüm bu olaylar Gianfranco Stevanin'in seri katil olarak tanınmasından 5 yıl önce gerçekleşecekti. Resmi olmayan şüphelenilen ilk cinayeti. 1993 yılında başka sokaklarda seks işçiliği yapan Rosvita Adlasink'in kayıp raporu keşfedilmişti. Onun hakkında bir arkadaşı 10 Mayıs 1993'te sebepsiz yere ortadan kaybolması nedeniyle polise ihbarda bulunmuştu. Kadın Verona ve Peschiera arasındaki 11. bölgede çalışıyordu. Arkadaşı dönüşünü beklediği halde Rosvita gelmeyince ertesi gün şikayetçi olmaya gitmişti. Rosvita cumartesi günü son müşterisi olan Gianfranco Stevanin'in arabasına binerek ortadan kaybolmuştu. Ve günün birinde Gianfranco Stevanin'in evinde yapılan aramalarda Rosvita'nın da fotoğrafları bulunacaktı. Ve arkadaşı onun Stevanin'in arabasına bindiğini görmüş ve tuhaf görünen o adama dikkat etmesini söyleyen bir SMS bile atmıştı. Ancak o günden günümüze kadar Rosvita'nın cesedi halen bulunamamıştır. Cinayet teşebbüsü.
16 Kasım 1994'te Vicenza'da Gianfranco Stevanin, Gabriele Musker adlı bir fahişeyi Volvo 480 marka aracına bindirdi ve onunla seks yapması ve onun fotoğraflarını çekebilmesi için kadına para teklif etti. Kadın ilk etapta hata yaparak Gianfranco'ya güvenip onun evine gittikten sonra saatler süren tehdit, cinsel saldırı ve tacizden sonra banyo penceresinden kaçmaya çalışacaktı ve daha sonra yakalanarak daha fazla şiddete maruz kalmıştı. Gianfranco Stevanin onu tekrar bıçakla tehdit etti. Gabriele Musker hayatını kurtarmak için saldırgana serbest kalıp gitmesine izin verirse yaklaşık 25 milyon lira olan tüm birikimlerini Gianfranco'ya vereceğini söyledi. Ve Gianfranco Stevanin bu teklifi kabul etti. Ancak para Gabriele Musker'in evindeydi ve bu nedenle ikisi gidip parayı almak için arabaya bindiler. Vicenza Ovest gişesindelerken Gianfranco Stevanin geçiş ücretini ödemek için arabayı durdurduğu sırada kadın arabadan inip polis karakoluna doğru koşmaya başladı ve saldırganı hemen ihbar etti. Polis Gianfranco Stevanin'in cinsel saldırı, gasp teşebbüsü ve ruhsatsız tabanca bulundurmaktan tutukladı. Bu olayın ardından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılacaktı. Gianfranco Stevanin'in evinin bodrum katında cinsel içerikli materyallerin bulunduğu ilk aramada bu olaydan sonra başlayacaktı. Pornografik dergiler, Stevanin'in aşırı sadist ilişkilere girdiği fahişeleri çektiği binlerce fotoğraf, erotik nesneler, vibratörler ve o bodrumda tutsak ettiği kızların kasık kıllarını ve saçlarını içeren plastik bir torba bulunacaktı. Gianfranco Stevanin daha sonra saç ve kasık kılları ile bir yastığın içini doldurmayı amaçladığını söyleyecekti. İlk cinayet. Biljana Pavlović. 25 yaşındaki Sırp Biljana Pavlović gündüzleri bir restoranda garsonluk yapıyordu. Geceler ise daha fazla para kazanabilmek için ek iş olarak fahişelik yapıyordu. 12 Kasım 1994'te Biljana Pavlović'in cesedi Gianfranco Stevanin'in kaldığı çiftlik evinin arazisinde plastik bir muşambaya sarılmış ve neredeyse sabunlaşmış halde bulunacaktı. Gianfranco Stevanin'in alınan ifadesinde "O kızdan hoşlandım. Yabancı uyrukluydu ve sanırım fahişeydi. Bir akşam bana gelmesini teklif ettim. İlişki sırasında kolumu boynuna doladığını hatırlıyorum. Ara sıra ve sonra onu boğdum. Bitirene kadar da artık hareket etmediğini fark ettiğimde çoktan ölmüştü." diyecekti. İkinci cinayet. Gianfranco Stevanin'in kulübesinde yapılan aramada bulunan fotoğraflar arasında o yıllarda ortadan kaybolan Legnano'dan bir uyuşturucu bağımlısı olan 29 yaşındaki Claudio Puleo'nun da resmi vardı. Kendisine bir doz uyuşturucu alabilmek için paraya ihtiyacı olduğundan sık sık fahişelik yapıyordu. Claudio'nun cesedi 1 Aralık 1995'te bulunduğunda boğularak hayatına son verilmişti. Havasızlıktan boğulan Claudio Puleo 15 Ocak 1994'te ortadan kaybolmuştu. Claudio bir uyuşturucu bağımlısıydı ve bazen uyuşturucu almak için fahişelik de yapıyordu. Aynı zamanda Gianfranco'nun da bir arkadaşıydı. Görünüşe göre yoksunluk belirtileri durumunda uyuşturucu alabilmek için ona gitmiş ve karşılığında Gianfranco ise fotoğraf koleksiyonu için poz vermesini istemişti. Claudia'nın cesedi 1 Aralık 1995'te bulunacaktı. Gianfranco alınan ifadesinde Claudia ile ilgili o gece "Bir tarafa yaslanarak seviştik. Ellerimi fantezi olarak boynuna doladım. Ve sonra ne olduğunu bile anlayamadan öldü. Cesedi birkaç gün orada bıraktım. Günler sonra bir bıçak satın aldım. Önce bir bacağını, sonra diğerini, sonra kollarını ikiye ayırdım. Kafasını da kestim, saçlarını tıraş ettim. Ve gövdeyi de kesip evimizin bulunduğu araziye gömdüm." diyecekti. Üçüncü cinayet. 24 Eylül 1996'da Adige bölgesindeki kimliği belirsiz başka bir ceset daha bulundu. Bu suçta Gianfranco Stevanin'e atfedildi. DNA analizinin ardından cesedin Hırvat kökenli bir fahişe olan Blazenka Smolja'ya ait olduğu belirlendi. Yine Gianfranco'nun alınan ifadelerinde Blazenka hakkında şöyle söylüyordu. "O gece çiftlik evinde onu soyundurdum. Önce kendisinin erotik fotoğraflarını çektim. Daha sonra ellerini arkasından bağladım ve yüzünü yere yatırdım. Sonra ellerindeki ipi boynuna kadar çektim. Daha yoğun bir zevk almak için başının üzerine koydum. Sevişmeyi bitirdiğimizde onun öldüğünü yeni anlamıştım. Cesedini aldım, ikiye katladım ve sonra onu da toprağa gömdüm. Elbiselerini ise yaktım." diyecekti. Tutuklama, yargılanma ve hapis. Gianfranco Stevanin tutuklandıktan sonra
hakkında aldırılan bir psikiyatri raporu için yapılan birkaç seanstan sonra Gianfranco Stefani'nin kovuşturmaya tabi tutulabileceği ve anlama ve isteme yeteneğine sahip olduğu ilan edilmişti. Uzmanlar, Stefani'nin zihinsel olarak yetenekli, oldukça zeki ve iyi bir hesaplama yeteneği olduğunu belirttiler. Savunma uzmanları, Gianfranco Stefani'nin tüm rahatsızlıklarının neredeyse hayatına mal olan önceki bir motosiklet kazasından kaynaklandığını belirterek psikiyatrik rapora itiraz etmişlerdi. Stefani'nin savunmaya göre şiddet içeren davranışının temelinde olan kafasına aldığı önemli darbeye tanıklık eden bariz yara izini açıkça göstermek için duruşmalara bir strateji olarak özellikle başı tıraşlı olarak geldi. Verona Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Ocak 1998'de Gianfranco Stefani'ni 3 yılı gündüz tecrit olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ocak 1999'da Gianfranco Stefani'nin kurbanların ailelerine kısmen de olsa tazminat ödeyebilmek için evini ve sahip olduğu tüm araziyi sattı. 7 Temmuz 1999'da Venedik İstinaf Mahkemesi sanığı anlamaktan aciz olduğu için cinayet suçlamasından beraat ettirdi ve bir cesedi gizlemek ve saklamaktan 10,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Nihai cezası 23 Mart 2001'de gelmişti. Venedik Temiz Mahkemesi Gianfranco Stefani'nin anlama yeteneğine sahip olduğunu açıkladı. Bu nedenle ömür boyu hapis cezası otomatik olarak tekrardan onaylandı. Yargıtay da müebbet hapis cezasını onadı ve savunmanın taleplerini reddetti. Abruzza'daki Sulmano hapishanesine kapatıldı ve burada iki kez intihara teşebbüs eden hücre arkadaşının hayatını kurtardı. Daha sonra Opera hapishanesine ve son olarak da cezasını çekmekte olduğu Bollate hapishanesine transfer edildi. 1 Eylül 2010'da basına cinayetlerle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını açıklamıştı. Ekim 2020'de Gianfranco Stefani'nin avukatı yeni bir psikiyatrik değerlendirme ve cezaevinde tutukluluğa alternatif tedbirler verilmesi için başvuruda bulunacağını duyurdu. Şu anda günümüzde halen Bollate hapishanesinde bulunmakta olup cezasını çekmeye devam etmektedir.